Herkese merhaba. Biliyorsunuz Türkiye siyasetinde bizleri heyecanlandıran, bizlere umut veren pek bir şey olmuyor. Genellikle üzen, kahreden, sinirlendiren olaylarla, yorumlarla, karakterlerle karşılaşıyoruz. Bunun istisnası oldu. Belki hepimiz için böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Kasım günü yaptığı, Twitter'da yayınladığı bir video beni bayağı bir heyecanlandırdı ve vallahi bravo dedim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Neydi bu? Bu kanalı izliyorsanız zaten duymuşsunuzdur. Kemal Kılıçdaroğlu bir helalleşme yolculuğuna çıkacağını söyledi. Açık açık partisinin geçmişte yaptığı hatalar olduğunu, bunlar için bir toplumun farklı kesimleriyle helalleşmek gerektiğini söyledi. Ve daha etkileyici, çarpıcı cümlesi şuydu: ben hayatımda sevgiyi de nefreti de ülkemde çok gördüm. Artık sevgiyi görmek istiyorum dedi. Gerçekten uzun zamandır bir siyasetçiden bu kadar zehirli bir, nefret dolu bir atmosferde böyle bir söz işitmemiştim. Malum Türkiye'de pek özür dileme kültürü yoktur. Ne kişisel anlamda ne kurumsal anlamda, hele siyasette neredeyse hiç yoktur. Hele devletin özür dilemesi neredeyse hiç görülmemiştir. Dolayısıyla böyle bir çıkışın CHP gibi statükonun temsilcisi olarak yıllarca görülmüş bir partiden gelmesi heyecan vericiydi. Türkiye'de özür dileyenin üstüne daha fazla gelinir. Öz eleştiri yapana bir de satılık, işte hain, kendi mahallene ihanet ettin vesaire gibi yorumlar da yapılır. Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunları göze alarak belli ki böyle bir çağrıda bulundu. Bence adalet yürüyüşünden bile daha heyecan vericiydi. Çünkü adalet yürüyüşü sonrasında o kadar yolu yürüyüp o sıcak altında, üstelik 2016'nın 17'nin yazı olması lazım, dönüp dolaşıp yine FETÖ'ye bağlamıştı. İnşallah bu çağrının sonu öyle olmaz diyeceğim, diyordum ki CHP'nin ulusal kanadı ya da derin tarafları diyelim boş durmadı. Hemen bu durumdan hoşnutsuzluklarını Twitter'da ifade etmeye başladılar. Mesela bütün Ankara'nın işte derin devletinin sözcüsü kalemi olarak kabul ettiği Fikret Bila hemen bir tweet yazdı ve CHP kiminle helalleşmesi gerektiğini açıklamalıdır dedi. Somut olarak açıklamalıdır. Herkesle helalleşeceği algısı, izlenimi yaratırsa yarattığı iktidar değişikliği ve hukuk içinde hesap sorulacağı umudunu boşa çıkarır dedi. Halbuki hiçbir alakası yok. Burada Kemal Kılıçdaroğlu bence helalleşme derken halkın anlayacağı bir dille yüzleşmeden, geçmiş hataların kabul edilmesinden bahsediyordu. Ve CHP'nin geleneksel olarak kavgalı olduğu kesimlerle bir barışma sinyali veriyordu. Herkes de bunu kendi durumuna, kendi açısından değerlendirdi. Mesela ben direkt dindarlarla barışma olarak algılarken, mesela işte Twitter'da takip ettiğim akademisyen, Türkiye vatandaşı Ermeni akademisyen Ohannes Kılıçdağı azınlıklar üzerinden konuya bakmıştı. Kulüp dizisinin de etkisiyle diyerek CHP'nin elbette barışması gereken fazlaca toplumsal kesim var. O kadar yıl ülkeyi tek başına iktidarla yönettikten ve sonra da bürokraside, askerde, yargıda, bütün o kurumlarda zihniyet olarak aktif olduktan sonra elbette ülkede yaşanan acılarda CHP'nin bir sorumluluğu olması doğal. Fakat partinin içindeki ulusalcılar, ulusolcular, ne derseniz adlarına rahatsız olmuşlar ki Ümit Kocasakal, eski İstanbul Barosu Başkanı, belli bir kesimin böyle temsilcisi, sözcüsü gibi görülen bir isim malum. Hemen ertesi gün, daha doğrusu, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına böyle birkaç tweetlik, 6-7 tweetlik seri halinde cevap verdi. Duydunuz mu, Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış. Sonra böyle sarkastik bir biçimde, alaycı bir biçimde CHP kimlerle helalleşecek diyerek aslında CHP'nin tarih boyunca yaptığı hataları sıralamış olmuş. Mesela Ümit Kocasakal CHP'yi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken aslında CHP'nin sicilini de güzelce sıralamış. Demiş ki Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık. Başka hangi yaralar ola? Kimler mağdur edilip üzülmüş? Kimlerden af denilip kucaklaşılıp helalleşilecek? Tarikat ve cemaatler olabilir mi? Özellikle Said Nursi. Ardından Şeyh Said. Ha, tek parti dönemindeki zulümden unutulmaz herhalde. Yerel'ler yaptı CHP, imam hatipleri ve başörtülere yönelik zulümler de atlanmamalı tabii. Ya milletin bir gece dilinden mahrum bırakılması? Böyle devam ediyor, etnik kimliklere değiniyor. Ülkede zulüm görmüş bütün etnik ve dini, mezhepsel kimliklerden, hatta tüm alt kimliklerden özür dilenmeli ve helalleşilmeli diyor. Tabii Ümit Kocasakal bunun tam tersini kastederken aslında bir anlamda olması gerekeni sıralamış oluyor. Ama şaşırtmıyor CHP'nin içerisindeki o damar. Tarihsel olarak değişime direnen, özgürlükçü bir laiklik anlayışına direnen, vatandaşlık etnik kimliğe değil de eşit vatandaşlığa dayalı bir vatandaşlık anlayışına direnen bir kesim hala canlı ve belli ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tarihi çağrısından rahatsız olmuş durumda. CHP'nin içindeki bu olağan şüpheliler belli ki süreci baltalamak isteyecek, pek çok kişinin de belirttiği gibi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun işi kolay değil ama ben bu adamı çok cesur buluyorum, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onun da dediği gibi artık bu nefret herkesi, hepimizi yordu. Ben binlerce kilometre uzakta olmama rağmen, kendime yeni bir hayat kurmuş, başlatmış olmama rağmen Türkiye'den gördüğüm nefret dolu, işte böyle ayrıştırıcı, kabileci tweetler her gün sinirimi bozmaya devam ediyor. Bir iki örnek vermek istiyorum konuyu açmışken. Mesela dün ismini hatırlamadığım, isimler de zaten önemli değil. Ayşe olabilir, Fatma olabilir, Ahmet, Mehmet. Burada zihniyet önemli. Kendisi sanırım kadın hakları konusunda Türkiye'de bilinen bir isimmiş. İşte hemen cemaatçilerin artık muhaliflere de insan hakları meselelerinin de sızdığını söylemiş. Yani hem hapisteki bebeklere, haksız yere tutuklu olan on binlerce kadına, işkence gören insanlara, siyah transportörlerle kaçırılanlara sahip çıkmayacaksınız, bunların lafını bile etmeyeceksiniz. Sonra bu insanların kendi içlerinden birileri çıkıp insan hakları savunuculuğuna başlayınca onları bu sefer oraya sızmakla itham edeceksiniz. Yani sizi onlardan daha üstün kılan nedir? Kabileniz mi, ırkınız mı, dini inancınız mı, inançsızlığınız mı, ideolojiniz mi? Bu halinizle bari insan hakları aktivistiyim, savuncusuyum demeyin ama işte Türkiye'nin insan hakları aktivisti de bu kadar oluyor. Türkiye'de olanları bir derece yine anlayabiliyorum çünkü oranın ya havasından ya suyundan insanlar o toksik ortamdan, zehirli ortamdan etkileniyor. Ama bir de bunun Amerika'da akademisyenlik yapan modeli var bu tiplerin. Bir tanesini bugün bir dostum yolladı. Zaten sabah sabah bir sürü şeye sinirliydim. İyicene sinirlerim kalktı, zıpladı yani. İşte sözde Philadelphia'da bir yerlerde siyaset bilimci bir kadın. İşte yine başlamış, Fethullahçı diye başlamış, cemaat diye çıkmış. Yine böyle bir sürü kolektif bir şekilde herkesi yargılama, işte yaftalama, sözlerinin arasından zaten nefret fışkırıyor, ötekileştirme fışkırıyor. Yani dedim hani Amerika'da gerçekten boşu boşuna siyaset bilimi okumuşsunuz. Hatta nasıl bu halinizle, bu çağ dışı, ötekileştirici halinizle nasıl siyaset bilimci olabiliyorsunuz, bu dersleri verebiliyorsunuz anlamıyorum. Çünkü siyaset bilimci olabilmek için önce mesafeli bakıp daha objektif değerlendirmek gerekiyor. Yani kendi ideolojiniz elbette olabilir ama toplumsal bir kesimi şeytanlaştırarak kesinlikle bir bilim insanı gibi davranamazsınız, okuyamazsınız olayları. Yani siz tıp doktoru değilsiniz. Gerçi tıp doktorları da bunlardan farksız. Yine okuduğum bir örnek dün Twitter'da. Türkiye'de özellikle bu 2016 cinneti sonrasında parasıyla bile belli kesimden insanlara, yani cemaatten insanlara doğum yaptırmayı bile reddeden hekimler olmuş. Bunlar Twitter'da paylaşılıyor ama bunların bence ismen de ifşa edilmesi gerekiyor. Gerçi bir kere birisine işte tutuklayan ve işte tutuklama kararı veren, keyfi kararlar veren hakimler ve savcılar ifşa edilmeli deyince Türkiye'den birisi bunu yazmış, üstüne tekrar dava açılmış. Yani ben bunu söylerken kendinizi ateşe atın, riske atın, işte Türkiye'de hapsedilecekseniz demiyorum. Yurt dışına çıkanlar için özellikle söylüyorum. Kendileri söyleyemese bile yurt dışındaki yakınları, tanıdıkları bu isimleri ifşa edebilir. Çünkü bu isimler hepimizin bildiği gibi hukukun gelmesinden korkuyorlar. Öyle olduğu için de onları ifşa etmemek aslında işlerine geliyor. Velhasıl Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını nefret dilinden vazgeçip geçmişin hatalarıyla yüzleşme çağrısını çok önemli buluyorum. Türkiye eğer bir şekilde düze çıkacaksa ancak geçmişiyle, hatalarıyla yüzleşerek tüm vatandaşlarıyla, tüm mezhepler, tüm ırklar, tüm dini hareketler, neyse farklılaştırılan, ötekileştirilen, şeytanlaştırılan kim varsa o kesimlerle barışarak ancak geleceğe yol alabilir. Bu yolculuğunda Kılıçdaroğlu'na başarılar diliyorum ama işi zor. Çünkü Türkiye'de maalesef hep söylediğim gibi ideolojik bir kabile sistemi ve anlayışı var. Daha Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaparken bile sonuçta hapiste sadece anaları babaları belli bir gruba dahil görüldüğü için hapsedilmiş yüzlerce çocuk var. Engelli aylığı babası KHK'lı, annesi KHK'lı diye verilmeyen insanlar var. İşte babası şehit sayılan polis memuru, annesi KHK'lı terörist sayılan aileler var. Böyle absürtlükler, böyle bir insan tırpanlama hali, nesilleri tırpanlama hali devam ediyor Türkiye'de. Ama bunun çıkış yolu Kemal Kılıçdaroğlu gibi cesur adımlar atmaktan, çağrılar yapmaktan geçiyor. Tebrik ediyorum ve hiçbir işe yaramaz diyenler de olabilir, bir şey değişmeyecek diye de. Yine de böyle adım adım, yani suyun yavaş yavaş taşı delmesi gibi olacak belki bu tür değişimler. O yüzden çok önemli buluyorum. İnşallah CHP'den ve toplumun diğer kesimlerinden böyle toplumsal barışa yönelik, nefret dilinin, nefret söyleminin bitmesine yönelik adımlar takip eder. Geldiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelmişken kanala abone olur ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.